Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, bugün size Böyle gördüğünüz bu yağ yeşili rengi arkadaşlar ipimle şöyle aynı renkte olan bir tülbent fakat ışıktan dolayı bu şekilde çıkıyor. Tülbentimle birebir aynı renkte olan 732 yeşil numarası yağ yeşili diye geçiyor. Yine şöyle tek sıra tek renk kolaylıkla yapabileceğiniz bir model hazırladım size. Bakın bu şekilde. Çok hoş yapımı da kolay böyle çıtı pıtı tepelerinde minik papatyaları olan bir model Evet modelimiz bu şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim Evet ilk başlarken tığ battının içine sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz arkayı unutalım biz de ilk başlar gibi buraya sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başladık bakın şuradan başlama noktamız tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitledim bir tane zincirimi çekeyim şöyle ipimi uzatıyorum örümceğimin bu şekilde boyutunu ayarladım bakın ipi uzattığınız boyut örümceğinizin ayar boyutudur iki defa tığımı doladım 1-2-3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıya 1 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Bakın bu sanki size 3 tığ battı çok fazlaymış, gerdiriyormuş gibi durmasın. Bu şimdi düzelecek bu gerginlik. Trabzanlarını yaptıktan sonra düzelecek. 2 zincirimi çektim trabzanımın tepesine bir defa tığımı doluyorum. Trabzanın altından ilmek alıp 2, 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. Alttan girip ilmek al, 2, 2 trabzan yap bir defa doladım alttan bir ilmek al 2 2 bakın toplamda buraya dört tane trabzan yaptık dört trabzanın tepesine altı tane zincir hemen çevirdim bakın bu tepe noktasına ilk trabzanımın tepesine buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum yine iki zincir çekeceğim şöyle tut, kaçan ilmeğimi tutuyum 2 zincir hemen düz yüzüne döndüm buraya 6 zincirden yuva yaptık 4 trabzanımızın Tepe noktasına bir defa defatığımı doluyorum yuvaya girdim 2 ve 2 alarak trabzan yaptım zincirimle beraber iki trabzan bu 3ü 1 2 zincir kapatıyorum yuvaya Bakın 4 trabzandan oluşan bir tane papatya yaprağımız oldu. Yine iki zincirimi çektim. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. ilmek aldım. 2 ve 2. 1 defa tığımı doladım. Yuvaya girip 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Hemen dördüncü trabzanı 2 zincir çekerek yuvada kapatıyorum. 1 2 zincir bir defa doladım bakın minik minik buraya 3 tane yaprak yapıyoruz yuvanın içine girdim 2 2 olarak aldım bir defa doluyorum 2 2 3 tane trabzan olunca hemen 2 zincirle aynı yuvanın içine bu dördüncü trabzanı yapıp yaprağımı kapattım bakın bu şekilde 3 tane yaptık. Burada yarım kalmıştı. Bakın 4 trabzan yapmıştık. Bir defa dolayıp buranın trabzanını devam ettireceğiz. 2 2 alarak aşağıya indim. Toplamda buraya 5 tane trabzan yapacağım. 2 Buradan gerisi 5 olacak. 4 de önceden yaptık. Toplam 9 trabzanımız. 2 2 bir defa doluyorum. Dördüncü tırabzan bir defa doluyorum. Bu da 5. trabzan Evet, bu kadar. Şimdi bunu bir sonraki bakın dibine değil boş olan tığ battıya bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dibine de bir tane zincir çekelim. Yapmış olduğumuz çiçeğimize bakalım. Evet. Bakın kalıp gibi bir de yapımı kolay. Ben yavaş anlatıyorum. Anlaşılsın diye. Ama siz bunu 2 saniyede hemen yaparsınız. Bir tane daha yapalım. Yine dibine bir zinciri çektik. İpimizi uzattık. Bu ipimizin uzunluğu örümceğimizin boyutunu belirliyor. Evet. Kapattık. Bu boyutta bir örümcek yaptık. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2, 3 atlayıp 4. tığ battıya giriyorum. Şöyle 1, 2, 2, 2 olarak trabzan yaptım. Evet şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Trabzanın arasına giriyorum. 2, 2. Bir defa doladım. 2, 2. Trabzanın altından girip bir ilmek alıp 2, 2. Evet bakın trabzan tepe noktasına 4 tane trabzan yapıp 6 tane zincir çekiyorum çevirdim. bak Ters tarafındayız şimdi. Buradaki ilk trabzanımızın tepe noktasına 6 zinciri kapattım. Buraya bir tane yuva yaptık. Bu şekilde. 2 zincirle düz yüzüne dönelim. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 alarak Pravzanımı yaptım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 ve 2. 1 2 zincir yuvaya girdim, kapattım. Bir tanesi hazır. Evet, aynısından bu 6 zincirli yuvaya 3 tane yapacağız. 2 zincir bir defa doladım. Şöyle 2 2. Bir defa doluyorum. 2 ve 2. 2 zincir yuvaya girdim kapattım yine iki zincirimi çekiyorum bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 yuvaya giriyorum 2 ve 2 3 trabzan olunca hemen bu aşağı inişlerini gayet sıkı çekin yukarı çıkma zinciri değil de aşağı zinciri sıkı çekilirse güzel şöyle oyuntulu duruyor Yine bir defa doladım. Kalan trabzanıma 5 tane 2 2 alarak trabzan yapıyorum. Bir defa doluyorum. Hemen 2 ve 2 alarak bu şekilde 5'e tamamlıyorum. 2 ve 2 3 2 ve 2 4 tekrar 2 ve 2 Şuradan saydığınızda 5 tane oluyor. Hemen bir sonraki boş olan tığ battıma da sık iğne ile sabitledim üzerine bir zincir çektim Evet şimdi bir tane daha yapalım hızlı bir şekilde şöyle ipimi uzatıyorum hemen aradan girip sık iğne ile sabitledim 1 2 2 defa tığımı doluyorum dördüncü tığ battıya 1 2 3 4 şöyle bir 2 2 2 1 2 zincir bir defa doluyorum trabzanın altından girdim 2 ve 2 bir defa doluyorum Bakın, trabzanın altından girdim 2 ve 2 şimdi dördüncü trabzanı yaptık bu şekilde 6 tane zincir çekiyorum çevirdim ters tarafına İlk trabzan tepe noktasına kapatıyorum buraya bu şekilde kapattım sık iğne ile sabitledim iki tane zincir çektim çevirdim düz tarafına bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 2 2 aldım trabzan yaptım 2 ve 2 2 zincirimi çekiyorum yuvaya girdim sabitledim buraya aynısından 3 tane yapalım bir defa dolayıp şöyle 2 ve 2 2 2 3 olunca hemen 2 zincirimi çekip trabzanımı kapatıyorum yaprağımı tamamlamış oluyorum 2 evet, zincirimizi çektik biraz hızlı yapıyorum daha öncekileri yavaş yaptım diye Şöyle 2 ve 2. Bir defa doladım. 2 2. Bakın. Yine 3 trabzan olunca iki zincirimi çekip hemen yuvada kapattım. Bakın tamamlamış olduk. İyice oturtturun arkadaşlar. Elinizin şöyle işiniz düzgün olsun. İyice trabzanların oturduğuna emin olun. Bir defa doladım. Kalan bu trabzanımızı da 5 tane trabzanla dolduracağız. Şöyle bir defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Bir defa doladım. 2 ve 2. 3 oldu. 2, 2, 4 oldu. Bir defa dolayıp alttan alıyorum. 2, 2. Bakın. Bir sonraki tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum. Dibine bir zinciri Tutması için öylesine çektim. Şimdi yaptığımız işe bakalım. Şöyle, bakın arkadaşlar, kalıp gibi oldu. Şöyle yakın plan. Evet, sıkı sıkı yapılınca bu şekilde kalıp gibi oluyor. Gayet de güzel, hoş bir. Çoğaldıkça da kendini gösterir arkadaşlar. Gerçekten e, yapımı kolay, kalıp gibi. Herkesin yapabileceği bir model olduğunu da düşünüyorum. Şöyle yakın plan gösterelim. Tek sıra, tek renk yapımı da kolay. Bakın, yapılış şeklini de gösterdim. Çektiğim, e, çektiğim zincir sayılarını gösterdim. Aynı sayıları, aynı uzunlukları örümceğin büyüklüklerini yaparsanız böyle güzel hoş zarif bir modeliniz olur her renkten tülbente su yeşili açık mavi her renkten çok güzel şahane olur arkadaşlar Evet modelimiz bu yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin Allah'a emanet olun emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın Hoşça kalın arkadaşlar